Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle ipimi göstereyim. Bununla başlayacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağız. Anti peeling özellikli. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarasını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. İlmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları, yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde başlayabiliriz. Şöyle ilmeklerimizi sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. İpimin rengi aslında çok açık bir çağla rengi ama herhalde kamerada tam yansıtmıyor rengini. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Şimdi lastik yapacağım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modelde. Yapacağınız örgüye göre lastiğini seçebilirsiniz. Evet. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra bir ters bir düz olarak lastiğimi başladım. Bunu birkaç sıra ilerletelim. Lastiği tamamladım. Şöyle birkaç sıra yaptım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi 1-2. İki ilmeğimi bakın ikisini bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Yani iki ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm, bir doladım, tekrar 2 ilmeğimi düz ördüm. Şöyle 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine 2 ilmeğimi bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. 2 ilmeği düz ördüm, bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim, örelim. Yani 2 ilmeği aldım, düz ördüm, ikisini bir doladım, tekrar
Düz ördüm ve şişimden çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Burada ilmeklerimizi artırdık. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada düz ördük. İkinci sıra arka yüzünde de bu şekilde ilmeğimizin ikisini bir aldık, düz ördük, bir doladık, bir kez daha düz ördük aynı ilmekleri ve kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ortada kabarık duran ilmeğim var. Zaten kendini gösteriyor. Bunu şöyle geçirerek örmeden aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. İlmek sayımızı yine eski sayısına getirdik. Artışları burada kesmiş oluyoruz. Ortadaki şu kabarık duran ilmeğimi örmeden aldım. Ve diğer ikisini de bir aldım, düz ördüm, kestim. Ortada kabarık duranı örmeden aldım, bu tarafa geçirdim. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime ve diğer ikisini de düz örerek kestim. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime, diğer iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay, güzel, şöyle kabarık duran bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Bu sırayı tamamlarsak modelimizi bir kez kurmuş olacağız. Model 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayısının. 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarı. Modelde kaydırma yok, olduğu gibi. Bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. 2 renkte kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, evde kalan iplerinizde değerlendirmiş olursunuz. Hani yarım yarım oluyor bazen yumaklar. Onları da kullanmış olursunuz. Evet. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez daha kuralım isterseniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Çok sıkı örmeyelim arkadaşlar bu düz birinci sıramızı. Çünkü arka yüzünde o 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımızda zorlanabiliriz çok sıkıysa eğer. Onun için böyle birazcık daha rahat alalım ilmeklerimizi. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Bu sırada ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi bir aldım. Bakın 2 ilmeği bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Şu şekilde bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkarttım ilmeklerimi. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm, şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım ve bir kez daha ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Burada ilmeklerimiz artıyor.
Bir sonraki sırada onu tekrar keseceğiz. İlmeklerimizi eski sayısına gelecek. Burada bakın 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız için ilmeklerimizde artış oluyor. İkinci sıra arka yüzünde ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçer üçer gruplar halinde şu şekilde. Bunun ortadaki bakın şu kabarık duran ortadaki ilmeğimi yani ikinci ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şöyle geçirdim diğer ilmeğin üzerinden ve diğer ikisini de düz örerek kestim. İlmek sayımız tekrar aynı sayıya döndü burada. Ortadaki duran ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm iki ilmeğimi. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi de düz örerek kestim. Zaten bakın alacağımız ilmek kabarık duruyor, kendini gösteriyor. Onu örmeden alalım. Diğer ikisini de düz örerek keselim, tek ilmeğe düşürelim yani. Bir önceki sırada artırmıştık. Üçüncü sıra ön yüzünde bunu tekrar eksilttik. Yani şu anda ilmek sayımız aynı. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini düz örerek kestim. Son üçlü ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğim bakın ortadaki ilmeğimi örmeden geçirdim bu tarafa. Diğer ikisini de düz örerek kestim. Tek sayıya düşürdüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Bakın model oluşmaya başladı. Şöyle kendini gösteriyor. Bu renge de çok yakıştı bu model. Modeli gösterdi böyle. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bakın şöyle. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. Evet, dördüncü sırayı da tamamlıyoruz. Bu şekilde modeli iki kez kurmuş olduk. Arka görüntüsü bu şekilde oldu. Modelin ön yüzden de bakın şöyle desen oluştu. Bir de video öncesi ayrı model bir parça hazırlamıştım. Şöyle daha ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu bir ters bir düz lastikle beraber başladık. Bakın bu lastik de böyle durdu. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Şöyle bir başlama tekniği. İkisini de görmenizi istedim. Bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa onu uygulayabilirsiniz. Model lastik istiyor. Yani lastik uygulamak zorundasınız. Şöyle arkadaşlar, sizce hangisi güzel olmuş? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Evet, bunu şöyle kenara bırakayım. Modelin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle ilerlemiş.
Modelimiz gayet güzel, temiz şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Modeli yakadan başlama kullanırsanız örgülerinizde şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, şöyle kabarık, güzel, sık dokulu, böyle çok esnemeyen, sarkmayacak bir model. Bu lastiğe de gayet güzel oldu. Diğerine de yakıştı bence, yani sizin zevkinize kalmış. Daha farklı lastik de kullanabilirsiniz. Evet, bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Hatta evde kalan iplerinizle birkaç rengi bile kullanarak o iplerinize değerlendirmiş olursunuz bu modelle. Örneğin bebek yeleği yapımında 3 renkte kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Şallık iplerle kalın şiş kullanırsınız. Dantel gibi bir görüntüsü olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.